Merhabalar YouTube. Merhaba Twitch. Evet. Kılıcımızı, yayımızı, kalkanımızı kaptık. Ve oyunumuza geçiyoruz. Biraz sesli bir oyun. İlk başta karakter yaratma ekranında böyle bir şey yok. Ses kısmı olayı. O yüzden sesi kapatarak konuşuyorum. Basitçe anlatayım. Evet, sol üstte gördüğünüz şeyler cinsiyet seçimidir. Diğer olaylardır. Çift kılıç var. Çiftel var. İşte asa falan var büyücü için. Hibrit var, yani karışık. Tekel artı diğerlere büyü yapabiliyorsun. Kılıç kalkan var. Yay var gördüğün gibi. Ben çiftel oynayacağım sanırım. Evet, müziği kısmak zorunda kaldım bir miktar. Hatta şöyle ana seslerden de genel olarak biraz azaltalım. Şu an ayarlarına bir bakmak istiyorum. Genel olarak neler var? Gameplay, video ayarları. Tamam, İngilizce. Evet, dil seçeneklerini görüyorsunuz. Bu da bir eleştirim olsun benim. Yani bilmem kaç tane dil var ama Türkçeyi koyamamışlar. Neyse diyelim. Max FPS'i buradan ben 60'a çekeceğim. Çok zorlamasın. Tamam. Peki. Geri kalanı daha sonra ayarlarız diye düşünüyorum. Hemen bir şu ekrana bir bakalım. Klasik, artık son zamanlarda gördüğümüz oyunlar gibi arkadaşlarınız gelip sizin lobinize katılabiliyorlar. Buradan farklı karakterler oluşturabiliyorsunuz. Yani sadece çiftele bağlı kalmıyorsunuz. Klasik diğer oyun olaylar. Ben bir oyun bul diyeyim. Bakalım var mı oyun. Yani şu an açıkta bir oyun yok. Sanırım solo oynayacağım şu anlık. Evet. Bir tane şu an haritamız var. Birisinde görev var sanırım. Oradan başlayalım. Bir dakika. Evet, geldim. Devam ediyoruz. WASD ile diyor. Koşabilirsin diyor. Sağ tık, sol tık yeteneklerimizi kullanmamıza izin veriyor. X nedir? Bu arada hemen aksiyonla başladık. Evet, buradan şeyler düşüyor. Rün taşları topluyorum. Bunlar kırılıyor mu? Hayır. Anladım. Ha bak, burada kıyafet falan toplayabiliyoruz. Rün taşıyla ne yapıyoruz? Bunu mu geliştiriyoruz şimdi? Ha tamam. Botumuzu geliştirdik. Taşıyla. Yeteneği diyor. Sağ klikle kullanabilirsin diyor. Oo, güzel. Güzel yetenek.
Envanteri açmayı biliyoruz az çok. Evet, kısaca ilk şeyi iyiymiş. İlk izlenimimi size aktarayım. Bu karakter modellemeleri olsun, harita modellemeleri olsun, efektler olsun güzel olmuş. Şu sağ klikin dikenlerini saymazsak tabii. Dikenler biraz göze batıyor. Alttaki kutucuklar biraz daha güzelleştirilebilirdi. Ek olarak sol üstteki karakterimizin durumunu gösteren işte can barıdır, kuvvettir. O bölümler biraz daha güzelleştirilebilirdi. Evet, dodge'laya gidelim şöyle. Kask geldi. Rün taşı. Bu ne vuruyor? Bu asaymış zaten. Ben bunu kullanamıyorum. Evet, rünlerimi kaska bastım. Burada bir boss fight dönecek diyecektim ki. Kardeşim sen çok vuruyorsun ama ya. Yapamadım ama ortamda biraz karanlık. Biraz canımızı fulleyelim. Evet, canımızı fulledik. Tüm taşımızı aldık. Bakalım burada bir şey var. Kılıç var. Ama tabii bu tek elli. Mavi mi daha iyi acaba, yeşil mi? Onu çözmeye çalışıyorum. Kritik şansı var. Stamina. Yüksel resistans. Mavi can veriyor. Benim için daha önemli ama. Cooldown falan veriyor. Kritik olabilir. Ben bence bunu takayım. Runestone'u da buna basayım. Yani ne işe yaradığını tam olarak çözemedim rün taşının ama bunu tek ele alabiliyorum. Tamam, ben yine buna devam edeyim. Evet, kısaca bu görev şey az çok oyunu bize anlattı. Sizin de anlayabileceğiniz üzere. Evet, genel bir bölgemiz var sanırım gördüğüm kadarıyla. Burada tüm oyuncularla bir araya gelebiliyor muyuz? Öyle bir yer. Evet. Finder. Sen bunları satıyorsun. Ben sana bunu satayım. Satamıyor muyum? Mesela şöyle yapsam. Yok. 5 tane örümcek öldür diyor. Tamam, hallederiz. Niye halledemiyoruz? Buradan seçmemiz gerekiyor sanırım. Evet, tabii ki de bunu seçeceğiz. Botumuz var zaten. Görevi bitirmişiz zaten. Orman ve Ice Lost neydi acaba? Her neyse, o bölümleri hallet diyor. Tamam, hallederiz. Bunlar ne? Yanına alabiliyor musun bunları acaba?
Bana ben bunları satsam, yok ben istemiyorum bunu. Sen bunu alsan, buyback öyle mi yapıyorum? Yok. Ha, shift sağ tık. Shift sağ olmuyor hani. Shift sol tık mı? Evet, shift sol tıkla satıyoruz. Ben sana onları satayım. Şimdilik diğer yetenekleri satın alamıyorum. Cash. Benim depom gibi bir şey sanırım. Ne oldu? Ne oldu? Sen necesin? Sana daha sonra geleceğim. Mesela buna gelip F'ye bastığım zaman T'den şimdi şey veriyoruz. Yani verebiliyoruz. Güç mü? Öncelikle tabii ki bunu fullleyeceğiz. Yani ben şu an oraya astayım. Değil mi? Yanlış hatırlı şey yapmıyorum. Bunlar ne oluyor? Tam çözemedim ama bakacağız. Bunlar görev eşyası mı? Yani mesela bunları kombinleyebiliyorsun. Tamam. Az çok öldüm. Evet, ilk başta ormandan başlayalım. Level'ımıza uygun, seviyemize uygun bir yer olarak. Biraz renkli bir karakter olmuşuz. V tuşuyla zıplayabiliyoruz. Dodge yaparken kullanabiliriz. Ya kardeşim. Yalnız ben yanlış silahı sattım az önce. Hiç kimse mi fark etmedi bunu? Arada oyunun optimizasyonu pek iyi değil. Sağlam FPS drop yiyoruz. Yo doğru. Yani oyunun şeyi iyi değil pek. Ben bunları en iyisi şeye çekeyim. Evet, buradaki görevimiz ne acaba diyecektim ki benim sağ kliğim niye gitti? Acaba ben yanlışlıkla tekel mi taktım şu an? Evet sanırım tekel şey taktım ben. Balta taktım. Onun yanına bir tane de kalkan alabiliyorum şu an. Demek ki ne oluyor? Sadece seçtiğiniz klas değil hepsiyle oynayabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Benim hoşuma gitti açıkçası. Yani biraz yetenek açısından sıkıntısı çıktı işte bunun da. Yetenek kullanamıyorum şu an. Yani en azından ben bunu kullanayım şimdilik. Heh, bu çiftermiş bak. İşte bunu sevdim. Şu an oyun benim yardımıma yetişti. Yani bir de görev için bir şeyimiz olsaydı bizim daha iyi olurdu. Yön göstericimiz. Taşı.
Otumuz mu bitti? Yapma be. Ya arkadaş, aklıma alıyorsun aniden gelip ya. Evet, bunlarla sanırım şey açılıyor. Yetenek açılıyor. Ya da eşyalara özellik kazandırıyorsun. Sanırım öyle, ilk dediğim gibi. Lan bayağı bayağı vurmaya başladım ben bunları. Ha, yüzük geldi. Bir takalım tabii ki. Fena değil genel olarak ama ara yüzü güzelleştirirseler daha tatlı olur. Aynı zamanda bu optimizasyonu da halletmeleri lazım. Bunlardan bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Seviye mi atladık şu an? Seviye 2 zırh. Güzel. Biraz böyle kayfaydı karakter gibi oldum ama şu an. Daha clean niye değişti benim yine? Sürekli değişiyor. Kalkan. Mesela şununla şunu yan yana koyabiliyor muyuz? Onu merak ettim. Evet. Ama çiftel benim daha iyi tercih edebileceğim, daha iyi kullanabileceğim bir şey. Evet, bir kolye. Güzel. Saldırı hızı veriyor. Ya hemşerim. Tüm yoğunluğundan dolayı olsa gerek bir FPS drop alıyoruz ama çözülecektir diye düşünüyorum zamanla. Yani genel olarak baktığım zaman böyle zaman geçirmelik çıtır bir oyun. Ama böyle oturup da 20-30 saat oynanacak bir oyun olacağını zannetmiyorum. Arkadaşlarınız da sarar mı? O ayrı bir konu. Nasıl söyleyeyim? Bir zamanlar böyle şey oynuyorduk. Deli gibi internet kafelerde. Serious Sam diye bir oyun vardı. Onun böyle biraz daha casual hale getirilmiş, biraz daha böyle kılıçlı, yaylı hale getirilmiş bir versiyonu diyebiliriz. Ha evet. Bariller kırılıyormuş. Peki bitirdim mi ben burayı şimdi? Mesela beni hiç yönlendirmiyor oyun. Burada bir şey görünüyor. Mesela ben bunu kırabiliyorum. Yani beni yönlendirmesi lazım oyunun. O olayda biraz eksik kalmışlar. Seviye 3, seviye 2. Bir tane daha yüzük bulduk. Tamam, bunları satarız. Bunları satarız. Bundaki çok iyi gidiyor. Yani seviye 2 falan ama iş görür yani. Tekel. Bu çift elmiş. Tamam. Daha iyiymiş. Daha iyiymiş.
Yani diğerinde biraz daha saldırı hızı vardı sanki ama baktığımız zaman evet. Bu da ama can veriyor. Kritik veriyor. Gerçi diğeri de veriyor ama bir de Flame Slash veriyor. Yani iş görür. Oo, bossumuz geldi. Yapma be. Çok vurdun. Çok vurdun ama. Çok fazla vurdun sen. O da öldü ama. O da öldü. Ama o da öldü. Yani tamam ben belki yapamamış olabilirim ama bence yok ya. Kestel burası değildi ya. Bura mıydı Kestel? Ha doğru, ben yanlış geldim. Ben Forest'a gidecektim. Harita bu kadar mı? Çok biraz sınırlı gibi. Yani anladık, şuralardan bir şey düşmüyor ama şu olayı yapamıyorum. Mesela vururken falan animasyonlarda biraz FPS yerlerde olayı çözmeleri lazım. Yani bunu fullediğim zaman tek atıyorum sanırım. Bayağı iyiymiş bu olay. Buraları temizledim ama bir daha temizliyorum. FPS'i bir halletmeleri şart ya. Başka bir şeyden mi kaynaklanıyor bir bakayım. Ama hiç sanmıyorum. Yani yok. Bloom'u kapatalım. Mesela. Bu bayağı iyi. Bayağı iyi bir olaymış. Hep aynı şeyler mi düşüyor acaba buralardan? Onu da merak ettim şu an. Bir de onun denemesini yapmış oluyoruz. Elimdeki çok iyiymiş. Elimdeki cidden harika bir şeymiş, onu fark ettim. Niye değişti o şimdi yine? Niye öyle bir şey oldu? Yani mesela o olayı ben hala çözemedim. Sağ klik sürekli değişiyor. Z ile etraftaki eşyaları topluyorum sanırım. X meditasyon. Tamam, olaylar az çok çözümledik gibi. Şimdi bir boss fight'a bir daha gidelim. Büyük ihtimalle boss beni yok edecek şu an. Sen miydin bu? Sen değildin ya. Sen normal bir şeydin. Can yenileme veriyor. Ha, bu daha iyidir. Rengi daha güzelmiş. Manamız bitti değil mi? Bir meditasyon. Peki. Yeter. X. X. Geri kalanına veremiyorum. Çünkü puanım yok. Evet, şunu ben bir etkileyim.
Buraları temizledik. Burayı temizledik. Burayı temizledik. Ne kaldı geriye? Boz kaldı sanırım. Burayı da halletmişiz. Biraz böyle labirentimsi bir alan. Ama oyunun biraz yol göstermesi gerekiyordu. Bura mı? Buraydı sanırım şey. Boss fight. Hayır. Allah Allah. Peki nerede? Bitti mi harita şu an? Yani boss'u öldürdük ama üstünden çıkanı alamadım boss'un. O biraz üzdü beni. Ben de öldüm çünkü. Bura olabilir mi? Hayır. Bence şu an alev alıyor. 90 derecelerde geziyor. Niye öyle? Yani dışarıda da bir şey kalmadı. Dışarıda kendiliğinden bir şeyler kırıldı şu an. Para çıktı. Evet, burada bir olay kalmadı. Ice Wast'a Ice Wast böyle okunuyor. Buraya gitsek mi? Ya sen ne yapıyorsun ya? Droplar, FPS droplar. Can sıkıntısı diye can sıkıntısı yaratmaya başladı. Mesela şu adam büyücüymüş sanırım. Rün taşlarının ne işe yaradığını çözemedim. Yani mesela kaska bastım, bir işe yaramadı. Hiçbir değişiklik yapmadı yani. Eşya geliştirme olayı falan var mı? Onu da bilmek istiyorum. Meditasyon yapalım. Geldi. Boss fight. Evet. Boss'u gayet güzel bir şekilde hakladık. Z ile toplayalım, uğraşmayalım. Mesela bize seviye 3 bir armor verdi ve harika bir armor. Hemen giy. Geri kalanı pek önemli değil sanırım. Bir tane rün taşı verdi. Combine'ladım. Seviye 4 rün taşına döndü ve bunu mesela ben armor'a bastığım zaman ne oluyor? Bir fikrim yok. Yani... Bu arada bu görev çabuk bitti. Niye böyle oldu? Burada daha zor görünüyordu bir de şeyden. Ses nereden geldi? Allah Allah.
Buraya da girelim bari gelmişken. Yok artık bir şey görünmüyor. Peki. Evet, bir gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Ne verecek bize görev karşılığında? Buradan kendimiz seçiyoruz olayı ama bunların hiçbiri benim işime yaramıyor şu an. Bari ben yay alayım, bir farklılık olsun. Peki. Bunları da satalım. Yani bir işimize yaramıyor bunlar. Yay dursun. Belki zamanı gelir kullanırız. Burada dursun. Bu ne işe yarıyor? Ben bunu bir deneyeceğim. Mesela hepsiyle ben bunun alacağım. Var olan şeyimizi mi değiştiriyor bu bizim? Mesela ayakkabıya bassak. Ha, ayakkabının verdiği özelliği değiştiriyor. Biz mesela buna bassak, buna basamıyoruz. Ha. Explosive arrow. Funding shoot. Tamam, az çok çözümledik. Peki bu oyunluk yeter bu kadar. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ha, YouTube abone de olun ha. Hadi görüşürüz.